Bir şeyler var sende kız. Sana bir şey soracağım anne. Bir motel müdürü kaç para maaş alır? Ne bileyim ben? Yani şey, evlenecek kadar para alır mı? Aa, Metin abim müdür mü oluyor? Patronu söz vermiş. Yakında seni müdür yapacağım demiş. Tabii, müdür yapmak için Metin'den iyisini mi bulacak? Yine Metin'le buluştunuz demek. Ama anne, Metin benden evlenmek istiyor. O zaman gelir, babanla konuşur, seni resmen ister. Gelecek zaten. Ah, deme kız! Okuyucu Zeki, bak senin parça çalıyor. Niye? Bir dakika, alamazsın onu ya! Niye alamıyormuş? Okuyor be! Atmasaydın! Ulan, ben onu sana alasın diye mi attım? Yo, salaklığından attım! Allah! Ulan sen bir kere salak diyemezsin bana, anladın mı hıyar? Az bile demiş, adam okeyini atar mı oğlum? Atarım! Hemen alması mı lazım? Ayıp ulan! Oğlum, sen atarsan o da alır tabi! Alır mı? Allah! Kulağını keserim! Bir şey yapamazsın! Peki vazgeçtim, atmıyorum! Olur mu be, ver şu okeyi! Ver şunu bana! Al arkadaş! Ayıp! Ayıp be! Ne diye benim okeyimi alıp bunlara veriyorsun? Onun hakkı! En iyi arkadaşımsın! Yakışır mı sana benim okeyimi almak? Zeki! Niyetin ne? Oyunu kaybedeyim de bütün paramı bunlara mı kaptırayım? Canım ne diye kaybetmeni isteyeyim? Ama bırak ya. Konuşmuyorum. Bırak senin ne mal olduğunu anladım. Bırak. Ben seni kardeşim gibi severdim. Seninle bitişik evlerde doğduk. Bu kadar çocuktan beraber büyüdük. Beraberce. Bugüne kadar bir defa bile ayrılmadık be. Hayatta senden başka dostum yok sanırdım. Yahu ne lüzum var şimdi bu laflara? Var tabi! Ne diye elimden o kıyma alıp bunlara veriyorsun? İstemiyorum! Ooo! Bu oyun oynanmaz artık! Hadi ağlama, al! İstemez ulan, sadaka mı veriyorsun eşşoğlu eşek? Baksana bana küfür ediyor ya! Aa, Metin duydun mu, bana eşşoğlu eşek dedi! Ulan ya, sen küfür ediyorsun! Ben küfür ettim sana! Yapmayın! Bırak beni! Bana bak, fena olacak! Metin al şunu başımdan bak! Ver olsun oğlum, ver oğlum! Başımdan bak, kötü olacak buna! İkildelik ya! Al ya! Ne bağırıp duruyorsunuz? Usta ya, okey atıyor, alınca da bozuluyor. Bak hala yalan söylüyor. Oyun oynanmaz ki bu herifler. Hadi yeter, gelin buraya. Ustan çağırıyor. Gelin buraya. Öpüşün, barışın bakayım. Gel hadi. Metin'e dua etsen o olmasaydı ağzını burnunu dağıtırdım. Ulan bir oyunu bile doğru dürüst oynayamıyorsun. Ya mızıkçılık yapıyorlar usta hadi, be. Hadi bırak. Cevat oğlum, 7 tane çay. Peki Rasim Usta. Rasim Usta, Cemal Bey'in inşaatından ne haber, bitiyor mu? İşte, bitti sayılır. Artık kendine de bir ev yapsan be usta. Acelesi yok. Ya şu koca kasabayı tek başına yaptın. Harcını koymadığın, çatısını yapmadığın tek bina yok. Tabii ya. Camimizi bile sen yaptın usta. Okulu da siz yapmadınız mı? Tabii. Belediye binasını bile ikimiz yaptık değil mi ustacığım? Kendine şöyle iki odalı bir ev yapmanın zamanı geldi artık. Tabii. Vakit mi oluyor be Burhan? Doğru, Cemal Bey'e çalışmaktan vakit mi bulur adam? Namussuz, senelerdir boğaz tokluğuna çalıştırdı seni. Dükkan dedi yaptın, ev dedi yaptın, şimdi de motelle uğraşıyorsun. Çok doğru, yaşa buramız. İş iştir, bedava yapmıyoruz ya. Bırak Allah'ını seversen, Cemal'in vereceği paradan hayır mı gelir adama? Adamın evinde oturuyoruz bunca senedir. Anda bedava oturuyorsun sanır, kirayla oturuyorsun. Kısmetse ilk fırsatta biraz onaracağım. 3-5 kuruş para koydum bir kenara. Cemal Bey'in evini kendi paranla mı onaracaksın? Kaç senedir oturuyoruz, evi biz eskittik. Hadi biz gidelim, kalk. Vallahi beyefendiciğim, nihayet 5-6 milyonluk bir yatırım bu.
Bir sezonda kere geçsin. Dur bakalım, dur onu da konuşuruz. Ben İnci, Turizm Bakanı gelmeden şu motelin tümünü bitirmeye çalışıyorum. Bakan beyefendi hazretlerinin ne zaman teşrif edecekleri hakkında bir fikriniz var mı efendim? Yok ama...